Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Apartman zili tamamladık gençler. Montajını da bitirdim. Bağlantıyı da bitirdim gençler. Şimdi bunu tanıtını videosunu paylaşacağım. Emil Öngören'de bu hava karardıkları zamanlarda ışıklarını da yakacak demişlerdik. Geçen bir dahaki videoda söylemiştim. O apartman zillerinin eminim o ışıklarını yakacaktım. Yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi, ikisi de bir de buraya gelmiş. Onu da ne işe yaradığını onu da anlatacağım. Arkadaşlar, ben artık bu butonları iptal ediyorum. Bunları artık bununla kullanmanı istemiyoruz. Yani bu kabloları şimdilik bunları basınca artık çalacak. A bloktakile takılı olan zillerimiz. Yani bu 13'e kadar bunlar da insanların isimleri kalmış olanlardan olan onlar da çalmayacak. Ne zaman onlarda da boş kalacakmış. Ne zaman audio zil panelimizde de buraya da geldiğimiz zamanlarda şurada 7 8 9 bunların da insanların zillerini de şeylerini isimlerini de çıkardım. Bunun hepsini çıkardım. Bunu da çöpe attım gençler. Bunu bazısı şeyleri çıkaranladım yani. Çöpe atanadım yani. Bazısı isminileri yazıyormuş. Bazısının ismini geldikleri de bıraktık. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi üzerinde bulunan audio sesli diyafon panellerinde görmüş olduğunuz gibi 6 tane diyafon geleceği için 6 tane diyafonun tam üstüne Siki Kirby etiket yapıştırdım. Kalemle üstüne yazdırdık. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu şeyden Teknoz Eğit bir yerden değil ama Teknoz Eğit'ten bir yerden bastırmamıştık. Ama şimdi adet elektrik çok ışık olduğu için sensörler çalışmıyor. Şimdi bunların da sensörlerle sisteminin bağlantısını yapabildik. Birinci muradakini zil çalışacakmış. İkinci muradaki çalıştıramayacağız. İkinci muradaki boş kalacak. Onu boş bırakacağım ne sabah. İki muradakinin zilin panelinin üzerindeki etiket yapıştırılmış olduğu gibi çalışmayan bir zil olduğu gibi anlaşılır diye. O yüzden de etiket yapıştırıldı diye anlaşılır. Şimdi bunları görmüş olduğunuz gibi hepsini kabloladı. Hepsini sol tarafta bakıyor nadir bölümlerimiz. Yani burada da sağ tarafta benim yattığım o odada bu kadar yani audio sesli diyafon var ki orası değiştirmiş ki karşısı. Orayı da boyadık yani orada da oraya da badana yaptırdım orayı çünkü. Yani oraya da gelmiş yani. Şimdi ışıklarını da hepsini kapatacağım yani söndüreceğim bakalım apartman zilimizin testini edeceğiz. Arkadaşlar bazısı bunu hepsi yanmıyormuş. Bazısı çalışıyormuş, bazısı çalışmıyormuş. Yani bazısı yanıyor, bazısı yanmıyor gençler. Şimdi flaşını söndüreceğim. Şimdi de flaşını söndürdüm. Şimdi sensörü dokunduğum zaman bak görüyorsunuz bazı apartman zillerimizde şöyle eski olduğu için, kullanılmış olduğu için bunların ampulleri patlamış. LED lamba sistemi değilmiş. Bu eski bir model zil paneliymiş. O binanın çıkartıyorlarmış. Onun yerine görüntülü diyafon takıyorlarmış. Bunda da bakalım bazı ledlerimiz yanacaklı. İkinci muradaki çalışmayan bizle. Evet. İkinci muradakine baktım ama belli olmaz. Kalabalıkta belli olur gençler. Gece belli olur. Yani bunların bazıları yanıyormuş. Bunların hepsi yanıyormuş. Şu 11'li zil panelinin üzerindeki bunların hepsini yanacak. Bunların da bazısı yanıyormuş. Bunun da bazısı yanıp çalıştırıyormuş. Şimdi ID elektriği bütün lambaları ışıklarını söndürelim. Daha devreye girmedi ama sensörlü lambaları da söndüreceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi panelin üzerindeki bulunan şöyle de 7 tane şöyle ki soldaki birinci muradaki çalışan zil panelinin üzerinde 7 tane ledimiz yanmaya başlamış. Bunların ampulleri patlak oldukları için yani 6 tanesi geri kaldırıyor. Bu ampulleri patlak olduğu için o yüzden mecburen çalıştırmayacağız. O yüzden onları da kullanıp o yüzden iptal etmemiz önemli yani. Yani ben zaten bunları saati bu yani buraya kadar da saati yanmasa saati bu 13'e kadar gidiyor yemeğim yani.
Sende bu A bloklarının eminim yani burası kadar yanması yeter. Bak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orası yansa da daire malları da anlaşılır. Orasının yanması da zaten ihtiyacımız yok yani. Oraya kadar bağlanacağım yani zile. 13'e kadar yani. Bir de dedi 9 blok var. Oraya çok fazla kablo takarsam duvar çok fazla kablo yetmez o yüzden için. O yüzden çok duvarları o yüzden çok fazla kablo bağlanıyorum. Kablo tutmuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu burayı konuşmalı diyafonun hoparlörü de kendini zilin trafosundan bağlı. Bir tanesi diyelim ki şu bütün zil tesisat çalıştığı için kabinin içerisinde 15 wattlık bir tane zil trafosunun enerjisini kesersem yani bu sönmez. Karşıdaki zil paneli sönecek. Onu söndürecek için yani bu karşısı da sönmeyecek. Yani, karşısı da. Şimdi buradan kapatıyorum. Buradan kapattığım zaman oradan karşısı elektriğe gitmiş. Onun elektriği devam ediyor daha. Çünkü onda da elektrik var. Onun elektriğe gittiği için onu çünkü başka trafoya taktım. Yani üçü birden buna ayrı trafoyu takmadım yani. Yani öyle istedim ama şöyle basıyorsun. Geri geldi. Tekrardan yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Tekrardan geliyor. Yanıp sönüyor. Yani elektriği gitmesini önerdi. Yani bunun ışığı sönmesi için yani diyafonun sigortası var mesela. Onu attırdığımızda nadenin ışığı da gider. Bir de o yeni aldığım diyafonun şeyin ışığının da gider. Yani o zipanenin şeyinin de ışığı da gider. Bunu da deneyeceğim. Bak bunda da gitti gördün mü? Bak bir tek bak bu soldakiler, ondakiler yanıyor. Bir daha açarsam elektriklerimiz geri gelmiş bulunakta. Diyafonunları, çubilerin, dairelerin elektriği de aktif gelmiş bulunakta da aktif gelinmiş hissine bulunaktadır. Yani bu saatte çok Esenken Süleyman Demirel Caddesi çok boş oluyor ya yollar. Arabalar çok ses yapıyor, çok hızlı gidiyorlar. Arabanın sesinden sanki rahatsızım gibi görüyorum gençler. Baya görmüş oluruz gibi. Arkadaşlar Koçtaş'a gittik. Bugün pazartesi. Şu bunu bu çalışmayan bir diyafon. Yani biz bunu onu duvara sabitledim, taktım. Reklamın olarak sabitledim. Reklamın olarak koydum onu. Basınca bir şey olmuyordu. Aynı Aydi elektrik eski Aydi elektrik 2018'inde bütün hepsi çalışmayan zillerine takıyorduk. Reklamını yapıyorduk. Yani çünkü kapıcı yani diyafonun içerisinde yeşil lenge olan kapıcı dairesine giden onu bağlamayı denedim. Audio'nun özel başka santralı yani kapıcı daire santralı gerekiyor. Ama buna santralı kapıcı dairesine bağlandığını zannetmiyorum gençler. Hani usta da benim de tanıdık ustanım. Yani WhatsApp'a da mesaj attım. Onu da aynı şey doğrusunu söyler. O diyafonun içini anlayan da usta. 2018'inde daha önce de audio sesi diyafon sistemini o Salih bir tanıdık bir usta bana öğretti gençler. O diyafonun içini o anlıyor ama yani o anlayan çünkü o adama attım mesajını ki yani buna çalıştırırla diye çalıştırmaz diye ben zannetmiyorum. Bu kapıcı için işlemi de o santrale uyumlu olmaz. Başka santral gerekiyor gençler. Diyafonun bu saatte çaldıramıyoruz. Çünkü yani bütün ışıklarının yani hepsini söndürüp deneyeceğim yani. Önce sensörleri testini etmek istiyorum. Yani diyafonu belki yarın öttüreceğim yani. Çaldıracağım. Şimdi bunu önce şimdi bunun fişini çekeceğim. ID elektriği kapa ID elektriği kopne. Şöyle kopne yani kalabalık olması lazım. Şimdi burayı söndürürsem bütün hepsi camınınki yılbaşı lambası da gider. Audio'nun hepsini elektriğe keser. Bak, şöyle yapsam böyle. Keşke. Şöyle yaptığım andan şöyle de audio'nun sesli diyafonun şeyine elektriği de ne sabahı da gitmemiş. Gençler yani.
Ne sabahı da gitmemiş. Onu da desi alarmın da elektriği de gitmemiş. Ne sabah ondan şeyden bahsetmiştim ama şöyle yani şöyle bir kocaman böyle apartman zilinin ışığını giderlemek istedim ama şundan basacağım. Şundan bastığım zaman elektriği de bunda da geldi. Camının yaptığımda led lambaların şeyin ışıklarında da led lamba ışıklarımızda da gelmiş. Tekrar bu şöyle bunu attırsak şöyle attırsam dışarıda görmüş oluruz gibi. Audio'nun yine aldım. Şimdi zil panelinin görüntüsünü iyi de daha iyi de görebilirim ama biraz az ışık veriyor çünkü çok fazla bir ışık veren değilmiş gençler. Şimdi bu gençler arkadaşlar ID elektrikte bu yeni zil panellerinde 1+ santrale bağlı değil. Şimdi bunu nasıl yaptım biliyor musun gençler? Arkadaşlar uzun videoda size anlatmıştım. Bağlantı yaparken söyleyerek anlatmıştım kişileri takipçileri. YouTube takipçileri. Molarasını da belli yani öyle diyeyim gençler. Audio yazılı molarasını da iyi ki de belli gençler. Yani ben oraya da gelir boş bıraktığımda da gelerdikleri de orası da belli gelir yazısı da onun da bellesin olması gerekir. Yani ses güzel geliyor yani. Sesini şuradan basıyordum. Buradan basınca diyaframımdan şuradan bastığım zaman pardon yanlışlıkla kapı açmaya açmışız ama çok ses yapıyor ama bu saatte ses yapmanız lazım. Şimdi basılık tutuyorum. Şurada o yankı bir sanki bir ses zil panelden geliyor. Zil panelden geldiği için o yüzden elini bıraktığım zamanlarda ses çağ buradan gelmiyor gençler. Ses çağ diyafondan geliyor görüyorsun. 3 tane meşgule geçmişler gençler. Bak bir daha basarsam meşgule gidecek çok. Ay bak burada ikinci muradakine bir daha basıyorum. Bir daha bastığım zamanlarda şuradaki 3 tane kırmızı ışık yanağında olan uyarı yani ışığı veriyor. Yanıyor bir de meşgul ışığını alıyor. Diyafon yani meşgul ışığı yanıyorsa da meşgule geçiyor yani. Yani gençler zili nasıl çaldıracağız? Onu da merak ediyorum. Zili çok fazla çaldırmayacağız. Zili çaldırmak için en fazla şuradan yastık alırım, yastık koyarım. Yani aynı bir ses. Eskisini çıkardım, o kablosuna kestim. Yeni panelinde aynı kablosuna bağladım. Zili bastığım zaman zil de aynı şeyde ötecek, çalacak. Evet arkadaşlar, yastığını koyduk. Şu an bunun için test ediyoruz. Şimdi bunu gençler, arkadaşlar. Telefonun flaşını yaktığım zamanlarda panelin ışıkları sönmüş bulunmakta. Çünkü yani şuna bastığım zaman şöyle böyle şöyle yani sensör çalışmayı yani algılamaya başlıyor yani. Şuraya da teker teker silgi kalemlerin içerisine yazdım ki de şöyle birinci mıraradan başlıyor yani daire. Dairemiz de birinci mıramız bina girişi zil sesi diyor gençler. Burada da şöyle şeyleri yazdım. Binanın ana giriş kapılarında zilleri koyulması ana panelden en güzeli bu. Ama yani Audio'nun yeni çıkan modellerinden zillerinde Netcode'dan çünkü bulunmadığı için bunların da eskisinde en fazla bunları bulunabiliyor. O yüzden bunu bulabildik. Şöyle de bir santralin murasına da verdim. 00.5 2020'de yani bunda da yazıyorsa da Z paneli de buna da verdim. Şöyle de görmüş oluruz gibi. Yani bina önü diye anlaşılır yani. Giriş kapısı içinde koyulan apartman kapılarında da koyulandı. Şöyle bir Z panelden koyulanında da zaten de anlaşılır yani. Koyulur yani. Burada ya şey bina önü 6 daireli diyor. Buraya çünkü 6 daire diye çubesi geleceği için çünkü buraya kadar 6'ya kadar çünkü 6'nın yanında boş zaten yani boş diye yazısı yok çünkü. 6'lı çünkü çubeli geleceği için 7'ye kadar gelemeyeceği için orada çünkü
11'e kadar yani 5 tane çünkü boş yazısı yazıyor. Çünkü onları kullanmayacağım. Bak şöyle konuları kullanmayacağım için bunları boş bırakacağım. Yani bu zipunelerde bunları daha çok yani boş bırakacağım yani. Onu demek istiyorum yani. Şimdilik yani bunların da ben bunu şimdi montajının ne zaman takacağın, hangi tarihte takacağını da buna verdim. Bugün şahada şimdi zili bugün şahada ne sebep bugün ilk montajımızı seninle yaptığımızda 14 Şubat 2022'de oldu bu. Çünkü 14 Şubat'taydık yaşamıştık. 14 Şubat'ta gelmiş. Pazartesi günü gelmiş. Zili de testini etmişler. Zili de testini almışlar. Montajı ben tamamladım. Ben taktım. O yüzden o yüzden de bunu apartman zilin etiketini de bunu da tahliline verdim yani. Bunun tahliline yazdım. Bunun da o yüzden de yani tahliline verdim. O yüzden de tahliline yazdım. Evet. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi tatlı sallanıyordu. Tatlıyı biraz çünkü sanki şöyle sanki sabitledik çünkü düşebilirdi diye. Arkasını çok kablolar geçiyor. Diyafon kabloları geçiyor. Diyafon TSA geçen kabloları gidiyor. Kabloları geçiyor gençler. Tatlı sallanıyor bakayım. Çok taş gibi. İyi olur. İyi olur yani. Evet arkadaşlar. Şunların da ara boş diyafonlar, başka diyafon takıldığın zaman başka diyafonlar takıldıktan sonra bunların hepsine bağlanması, bunların hepsine bağlanacak genellikle. Başka diyafon gerildikten sonra şahada bunu birinci mürenin zilin şöyle teller açık çünkü yani kısa devre yaparsan çok yani santrale zarar ver. Neden? Çünkü santrale çok zarar vermeni istemiyorum. Ama difonundan inşallah birinci muraya basıyorum. Evet. Biri yazan difonun ışığı yandı. Yani artık bu çiftli zil paneli kullanıyordum. İki muraya şunu daha önce sağ tarafında basıyordum. Çünkü çift zil paneli olmadığı için tek buton olduğu için sol tarafındakiler çift zil panellerde böyle yanda oluyor, böyle sağda oluyor. Bu çift zil paneli olmadığı için yan sol tarafında bunların hepsini boş bırakılmış. Yani buton yani takmamışlar. Audio elektronik yapanlar KBK'larında. Şimdi 2 numaraya basacağım. 2 numaranın da dediğiniz zili çaldırdım. Şimdi 3 numaranın da dediğin. Evet, lambaları yakayım bir de belli olur. Kapatayım diyor. Annen inşallah kapıya dayanmaz. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, sensörleri devreye girmeye başlamış. Gençler. Baya çok arkadaşlar apartman zili iyi ki de ilk daha geldiğinde ilk daha mutlu oldum ki yemin ederim apartman zili geldiğinde Eri Bey beni Emir Öngören de beni mutlu ettirdi ki şimdi bizim şey videolarımız 18 dakikada video çekiyorum. Oda dağınıktı ama temizledik ama topladım gençler. Şöyle elektrik çarpmasın Allah korusun da çünkü buna çerçeve takılmıyormuş. Gençler öyle kullanmayı istiyorum. Ama benim Emir Öngören başka da işkisi de onu tehlikeli şeylerin yapmasını kullanmasını tercih etmem. Tercih edemem yani. Evet arkadaşlar. Şu karşıyı da söndüreyim. Bak karşı zeypanenin şeyini de devreye girdi. Aa, buna basınca şeyi onun elektriğe gidiyor gençler. Arkadaşlar ne yapsak ya? Arkadaşlar şunu en fazla şunun fişini çekeceğim.
Arkadaşlar şurada yılbaşı lambayı söndüremeyiz. Yılbaşı lambanın fişi yatağın arkasına takılı gençler. Yatağın arkasında iyiler mi gençler? Şöyle görüntüyü alacağım zilleri. Arkadaşlar şu şeyler görüntü alacağım. Başka şare yapamam. Çok yoruldum, çok yorgunum. Yatağın arkasında çünkü bir şeyler sıkıştırdım. Çünkü yatak boşlukları yastıklar çünkü boşluklara düşüyor. O yüzden oraya da görüntüyü almayacağım. Sadece böyle şöyle en fazla görüntüyü alabilirim yani. Yani çok fazla görüntüyü yani bunları söndürmek için yani bunları pazar günleri söndürüyorum ama pazar günleri adet elektriği kapatacağım zamanlarda yatağın altına fişini çekiyorum. Pazar günü geldiğinde. Pazar gününe yakalandığım anlam. Adet elektriği kopne kapatmayı kalktığım andan. Yatağın arkasında da fişlerinde de elektriği de çekiyorum. Bugün pazar değil. Bugün pazartesi, bugünün salına geldik. Adet elektrik kapanış günü değil yani. Gece kapatacağız, sabahleyin açacağız. Sabahleyin elektrikleri, reklamları tekrar kendileri çalışmaya devam edecekler. Şu evet arkadaşlar. Dektosa'dan böyle şey şöyle mouse'u üstüne koymak için böyle şöyle mouse çok fazla okumuyor gençler ama şey bilgisayar için şey aldım gençler. Şöyle bir böyle yastık aldım. O yastığın üstüne koyacağım. Ondan sonra o mouse'u da öyle kullanmayı isteyeceksem öylelikle de isteyeceğim. Öyle de kullanmayı tercih ederim. Evet arkadaşlar şimdi bu görüşündür görmüş olduğunuz gibi öyle kullanmayı tercih edebileceksem öyle ben öyle kullanmayı tercih ederim. Öyle demek istedim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aşağıda bunda da aynı şeklinde şu buna zil paneline de geldiğinde bunu nasıl öttüreceğini de anlatayım. Arkadaşlar bunlar çok yastıkla kapatamam. Çünkü yatakları yakın değil. Bunlar çünkü çok ses yapabilir diye. O yüzden hani bunların da lambası çalışsa da yani tekrar şöyle bastığım zaman basarsam bir şey olmaz çünkü burası çalışmıyor. Bir tek lambası ışığı yeşil yanıyor ama bak arkadaşlar bakar mısın? Arkadaşlar saatte boşu boşu ışıkların yanmıyor. Bak arkadaşlar bak birisinden biri dördü ışığı yanıyor. Şeyinin iki numaranın zilin panelinin. Arkadaşlar birinci numaranındaki dörtten daha fazla yanıyor. 7 tane yanıyor bunda. Şunda da şöyle. Bak bir tane yanmaya başlamış. Temazlık ettirdim. Ettirdikçe de bu ışık yanmaya başlamış. Şöyle bakayım ya lambası yanan var yok da lambası yanmıyormuş gençler. Lambasının hepsini bozulmuş. Eski binadan sökürüldü diye gençler biz onu yine anlamıştık. Eski binanın yöneticisi sökmüş. Bina yöneticisi Netco yani sitesine satmış. O adam bize satmaya başlamış. Ondan sonra adet elektriği apartman zili takacağımızı olay çekti. Bağlantı yapacağını araştırıyoruz. Şu anda burada 8 tane ledimiz geldi. Evet arkadaşlar. 13'e basarsam 13'te de burada da aynı şeklinde de 13 yazıyor. Buradan da aynı şeyi basarsam pili zayıflamış. Pilini değiştirmem lazım. Ama kanan yazılılar acayip bağırıyor. Bunlar.
8 numaramız biraz öttürebilirim. Öttürebilirim. Arkadaşlar bunlar diyafonluk için çaldıracak şeyler değil. En fazla kapı zillerinin yanık butonları kestim. Buna bağladım. Buna getirdim. Buna da bastığımda buna da aynı şeyler çalacak. Yani. Çünkü bunu çaldıracak derim çünkü. O yüzden. Çünkü bunu da çaldıracak derim. Zilleri teker teker bassam da. Bak gördüğü gibi aynı şeylerde çalmasını aktifine gelecek. Aktifisini alacak tekrar zillerin. Evet arkadaşlar bugün videonu izlediğiniz için teşekkür ederim. ADD elektriğe yeni bir tane audio görüntülü değil ama görüntüsüz yani. Apartman girişlerinde koyulan Netgod'dan eskisini aldık. Eskisini oraya yani alıp çalıştırdım. LG2 de lambaları da çalışıyor. Lambası da çalıştırabiliyoruz. Şimdi bunların artık lambaları açayım artık. Çünkü bunların o konuşmamız bitti. Şimdi bundan da hepsi sönecek. Hepsini sönmesini tercih ederim yani. Sensörlü lambaları açtığım zamanlarda bak bütün hepsileri gitmeye başlamış. Bak buna da şöyle. Bunda da var. Bunda da. Bunda da var. Zil panelimizden de kontrol edelim. Evet bu da sağlam. Şurada da sağlam. Evet arkadaşlar. 30 dakikayı videoyu kapatacağız. Uzun böyle video çekmeyeceğiz ama. Apartman zili kutu açılış yaptığımız o video gibi öyle uzun videoyu olmayacak yani. 30 dakikayı bırakacağım yani. Yani daha video çekmeyi planlanıyorum demek istedim ama gençler. Değil mi? Şimdi yani onu demek istedim yani. Daha çekmeyi planlanıyorum. Ses denemeleri bir daha da bakayım. Ses buradan geliyor. Aşağıdan binanın daireden birisine telefonu basılı tutması lazım. Şundan giriş kapının zilin panelinden zil ses gelebilsin. Şuna basacağım. Arkadaşlar şimdi bugün Netgod'dan almasaydık başka bir yerden alsaydık çok para verecektik. Arkadaşlar bunu hepsi buradan onu alsaydık Allah 400 liradan fazla verirdik. Çünkü 3 tane yani bir de bunları verecektik. Bunları verecektik. Çok para tutardı yenileri zil panelleri almak. Adam ikili ucuzuna yapabilmiş Netgod satan kişi adamlarımız. Şuna da basacağım, deneyeceğim. Bakayım ses geliyor. Arkadaşlar çok çok fazla ses yapmamam lazım ki çünkü annem gelmesin, kapının çalmasın. Haydi deletireyim. Haydi deletireyim kapısını çalarsa çok fena olur. Çok fena git kızar annem. Niye çok ses yapıyorsun diye der. Haydi deletireyim içerisinde. Annem inşallah telefonun ses yaptırdık dedi. Onun için kapısına da dayanmaz. Bunu deniyorum. Ses şuradan gelecek. Basırıyorum. Arkadaşlar şu kulaklıktan kulaklığı yerleştireyim. Kulaklığın içerisinde kadın konuşuyor. Telefonu yakınlaştırayım. Bakalım o kadın bakalım buradan şuradan bastırık tutacağım diye fondan. Kadının konuşma sesi de gelecekle. Şöyle. Ama kulaklığını açacağım. Konuşma sesi.
Evet arkadaşlar, 30 dakika videomuz geldi. Şöyle video telefonu. Kulaklarını açıyorum. Niye açılmadı gençler? Arkadaşlar. Kadının sesi gelmiyormuş. Kadının sesinin geldiğini sanmıştım. Ama gelmedi. Şöyle. Lambası da güzel çalışıyor. Arkadaşlar bugün videoyu kapatıyorum, tamam mı? Bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün videoyu kapatıyorum, tamam. Arkadaşlar bu diye uzun videoları yüklesin. Bir dahaki ben bu videoyu yüklemeye devam edeceğim. Çünkü ben bugün fena çok sıkıldım. Arkadaşlar videonu size izlediğin için teşekkür ederim. İzlersen şu bu videolarını YouTube'dan da internet sayfasından da bir yerden de izlersen de izle gençler. Kendinize iyi bakın. ID Direktrik yazarsan çok mutlu etmiş olacaksınız. Veya çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. ID Direktrik yazınca çok sevineceğim. Hoşça kalın. Görüşürüz güzel. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.